Yayınımızda Türkistan Medya Grup Başkanı Agil Cemal Bey var. Hoş geldiniz yayınımıza. Çok sağ olun, teşekkür ederim. Ben de tüm Türk Televizyon ekibini, aynı zamanda tüm seyircilerimizi selamlıyorum Bakü'den. Nasılsınız Agil Bey? İyiyim, var olun, sağ olun. Karantin altındayız, evdeyiz. Sizin de iyi olmanızı dileriz. Siz de aynı bizim gibi karantina altındasınız tabii. Peki o zaman Azerbaycan'da şu an koronavirüsle ilgili son durum nedir? Önce sizin yorumlarınızı alalım. Şu an itibariyle halen bugünkü rakamlar belli olmadı. Dünkü rakamlara istinad etsek, şimdiye kadar Azerbaycan'da 1253 vaka sayısı belirlendi. 13 kaybımız var şu bugüne kadar. Şu anda 836 tedavi altında olan hasta sayımız var şu anda. Peki. Kadar. Yani bizde 28 Şubat'tan ilk vaka belli olmuştu bir kişiyle. O günden bugüne kadar önlemler alındı. Daha tez devlet tarafından önlemler alınmıştı. Sınırlar kapanmıştı. Karantina ilan edilmişti ve şu anki karantin 20 Nisan'a kadardı, ama ondan da biraz sonra uzatılması beklenir böyle. Evet, ben de vatandaşların ve devletin aldığı önlemleri sormak istiyordum size. Evet, bir karantina ortamı var. Peki vatandaşlar kendi önlemini nasıl alıyorlar? Şu anda karantin şartlarına göre insanların sokağa çıkması yasaktır. Yalnız acil durumda çalışan devlet kurumları, sağlık, polis ve diğer gerekli sahelerin de çalışan insanların çıkma ve işinde olma izinleri var. Diğer insanlar ise ihtiyaçlarını, acil ihtiyaçları için diyelim eczanedir, gıda ile bağlı, ihtiyaçlarıyla bağlı önceden SMS vasıtasıyla izin alırlar. Onlara cevap geldikten sonra 2 saat müddetinde gidip talep ettikleri konuyla bağlı kendi yani işlerini görüp eve dönmelidirler 2 saat ərzində. Yani şu anda 20 Nisan'a kadar olan durum budur. Ama okullar kapalı, diğer medeni, kültürel ve diğer faaliyetler kapalı, kuaförler ve diğerler kapalı. Ve 20 Nisan'a kadar böyle devam ediyor şu anda. Yani Azerbaycan'da da bir şehir sessizliğe büründü diyebiliriz. Vatandaşlar da son derece uyuyor herhalde yasaklara. Peki uyulmadığı evet, takdirde neler oluyor? Nasıl bir yaptırım var? 65 yaş üstü tamamen yasaktı sokağa çıkma. Ve demek olar ki toplum olarak uyulmaktadır, şartlara uyulmaktadır. Bazı istisnalar olur, dünyada olduğu gibi, Türkiye'de de kardeş, Türkiye'de olduğu gibi bizde de bazı istisnalar olur. İzinsiz veya gerek olmadan sokağa veya diğer çıkma halleri olur. Ona karşı da cezalar var, para cezaları var. Bazen bir az günlük hapis cezaları da böyle olur. Geçtiğimiz hafta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teşebbüsüyle Türk Konseyi Devlet Başkanları'nın koronavirüsle ilgili bir zirvesi oldu. Telekonferans zirvesi. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu zirveyi? Evet, adeta dünyada herhangi bir böyle büyüranlı zamanlar olanda daha çok Avrupa odaklı, Avrupa'da yerleşen uluslararası kuruluşlara gözler dikilir veya Birleşmiş Milletler olsun ve diğerleri olsun. Ama bu kez biz gördük ki Avrupa'da bu koronavirüs pandemisi döneminde hemen kuruluşların otomatik olarak toplanması ve durumu müzakere etmesi örnekleri olmadı. Ama beklenmeden belki de Türk Konseyi Cumhurbaşkanlarının Azerbaycan'ın teşebbüsüyle, Cumhurbaşkanı'nın teşebbüsüyle toplantısı, video konferansı oldu ve orada olumlu kararlar da alındı. Ondan sonraki günlerde bazı özellikle bu taşımacılık sahasında ilerleme, bazı örnekler var ki
Demek olar ki hemen konferansta Cumhurbaşkanlığı'nın acil olarak hangi adımlar atılmalıdır, onunla bağlı bazı işler oldu. Aynı zamanda karşılıklı yardımlaşma ve dayanışma örnekleri de oldu. Hatta Türk Konseyi'ne yeni katılmış Macaristan'a bile Özbekistan'dan bir yardım malzemeleri gönderildi. Ve hemen kolilerin üzerinde Özbekistan Cumhurbaşkanı'ndan kardeş Macaristan'a dostane yardım diye böyle bir cümle de geçmişti. Demek istediğim oldu ki Türk Konseyi şimdiki dünyanın sarmış ve bizim her birimizin ülkemizde olan koronavirüsten birlikte çıkma bu ağır günlerde dayanışma ve yardımlaşma sayesinde kendini gösterebildi ve hesap ederim ki bu diğer uluslararası kuruluşlar için de bir örnek olabilir. Peki siz Azerbaycan medyası özellikle hem Türkiye hem de dünyadaki koronavirüs salgını ile ilgili nasıl bakıyorsunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Mesela Türkiye'ye nasıl bakıyorsunuz? Ben özellikle Türkiye'yi kaydetmek isterdim ki adeta gün içerisinde biz ülkelerde hangi ülkeden ne kadar vaka veya vefat sayısıyla bağlı takip ediyoruz. Azerbaycan'dan sonra daha çok sık izlediğimiz ve beklediğimiz Türkiye'dir. Ve meraklı meselelerden biri oldu ki Türkiye'de çok geç saatte belli olur. Yani dünyanın birçok ülkelerinden belli olduğundan daha geç belli ilanı olur ve biz de o haberi çok böyle sabırsızlıkla bekliyoruz ve her zaman istiyoruz ki yeni bir günde vaka sayısı da az olsun, vefat sayısı da az olsun. Umarım artık bu günler, dün ve bugünkü günler Türkiye için bir bundan sonra inşallah düşüş noktaları olur ve sevinerek. Ben fırsat bulmuşken diğer Türk Cumhuriyetlerinde olan durumla da bağlı küçük bilgi vermek isterdim. Hı hı. Çünkü biz ben medya olarak hafta içerisinde birkaç kere bu haberlerden ayrıca olarak da Türk dünyasında koronavirüsün durumuyla bağlı ayrıca haberler geçeriz. Şu anda Azerbaycan'ı bildirdim. Türkiye'ni de kendiniz bilirsiniz. Kazakistan'da bugüne kadar 1341 vaka sayısı belli olmuş. Hı hı. Bundan 17 vefat var, kaybedilmiş. Kırgızistan'da 466 ve 5 insan hayatını kaybetmiş. Macaristan'da biz artık Türk Konseyi'nde gördüğümüz için Türk Cumhuriyeti olarak biliyoruz. Macaristan'da Avrupa'da yerleşir ama yine de diğer Avrupa ülkelerine kıyaslamada o kadar da değil. 1652, 142 ölüm var. Özbekistan'da 1346 ve ölü sayısı 4. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti size de yakında ama yine de biz de takip ediyoruz. Şu ana kadar 102 vaka sayısı belli olmuş, 4 vefat vardı. Demek istediğim oldu ki dünyanın çeşitli coğrafyalarıyla kıyaslayanda şükürler olsun ki Türk coğrafyasında Türkiye'deki vaka sayısı bir kadar üzüntülü olsa da ümit ederim onların da tezlikle sağlığına kavuşarlar. Ümumi götürdükte, toplam götürdükte Türk coğrafyasında koronavirüsün salgının etkileri diğer ülkelerle veya coğrafyalarla mübahisede azdır. Ve inşallah beraber bitiririz birlikte. Peki bu durum tabii ki bu koronavirüs kapsamında bu karantina döneminde Türkiye'de de olduğu gibi ekonomi çok fazla etkilendi. Özellikle belli sektörler. Azerbaycan'ın ekonomisini nasıl etkiledi? Evet, Azerbaycan'da da özellikle daha çok beklenen tarım sanayisidir. Şu anda tarım sanayisine bağlı hiçbir karantina tedbiri yoktur. Yani köyde insanlar, bu tarım sektöründe çalışan insanlar serbestdiler. Sadece bazı yeni talepler var ki onlara uyarak kendi tarlalarında veya kendi çiftlerinde rahat bir şekilde çalışabilirler. Şu anda çünkü karşıdaki dönemde dünyadaki belli beklenen ki böhran var, ekonomik böhran. Bu zaman daha önde olacak mesele gıdayla bağlı olacak. O yüzden devlet bu meselede aksatmadı işleri.
ki karşıdaki dönemde qida ilə bağlı sıkıntılar olmasın. Ama tabii ki insanların diğer iş, özellikle başkentte çalışan insanların işlerinden böyle bir ayda olsa ayrılması, özellikle günlük çalışan insanların işlerinden olması sıkıntılar yaradır. Bu da, bir şekilde hem devletin hem de birçok vakıfların, diyelim imkanlı şahsların, şirketlerin hemen imkansız ailelere destekleriyle, qida desteği, maddi ve diğer desteklerle sigortalanmış durumdadır şu anda. Tabii ki hiç zaman her şeyin tam üstün seviyede olduğunu söylemek olmaz. Diğer kommunal ödemelere de bazı güzəşlər getirildi, elektrikle bağlı, diğerleriyle bağlı. Umut ediyoruz ki bu karantin süreci daha tez biter ve insanlar normal işlerine dönüp kendilerini idare ederler. Peki tabii ki bu konunun bir de psikolojik yönü var. Bu dönemde insanlar evde kaldıkça psikolojileri de çok fazla etkilendi. Peki siz, Azerbaycan vatandaşlarının şu anki psikolojisi nasıl? Açıkçası bizde bir kadar farklı psikolojik durum var. İnsanlar daha tez bitmesini ve kendi işlerini dönmesini arzuluyorlar. Bunun da bir nedeni var. Çünkü bizde bu ölüm sayıları az olduğu için, vaka sayıları da bu kadar az olduğu için insanlarda bazen hatta toplumun içerisinde koronavirüse inanmama bilinci de var. Yani birçok insanlar akrabasından, komşusundan kimisi hastalanmadığını hastalanmadığı için diyorlar ki bunlar yalnız bir statistiktir. Dünyanı yöneten insanların psikoloji baskı siyasetidir. Yani kendileri bunu pratik olarak görmedikleri için daha tez bitmesini karantinada sabırsızlık vardır. O yüzden düşünüyorum ki bizde adaptasyon daha çabuk olabilir. Yani karantin bitenden sonra insanların işlerine alışması ve okula gitmesi o kadar psikoloji bakımından sorun yaşatmaz. Peki daha sonrasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Hepsi, her şey bittikten sonra, salgın bittikten sonra ve bu karantinalar bittikten sonra halkın tekrar adapte olma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Biz bildiğiniz gibi hem de petrol ülkesiyiz ve şu anda da dünyada petrolün fiyatları da ciddi düşüşler var. Bu da bizim devlet bütçemizde ciddi kesirlere sebep olacaktır. Aynı zamanda da insanların hayatına da yansıyacak. Bu yüzden biz de hem karşıdaki dönemde bu koronavirüsün yeniden dönmemesi için önlemlerin alınması insanların hayatında bir şekilde tabii ki paralel olacak, olarak gelecek. Aynı zamanda ekonomide diğer sahaların kalkınmasıyla bağlı artık şu anda devlet tarafından da bazı programlar özellikle de bildiğim gibi tarım sektörünün kalkınmasıyla bağlı programlar üretilir acil olarak. Şu anda bildiğiniz gibi bahar zamanıdır ve ekim zamanıdır. Hazırda bu işe daha çok yatırım koyulması meseleleri gündemdedir ki sonbahara doğru ve kışa doğru ihtiyaçlarımız olsun. Ama psikoloji bakımından düşünüyorum ki Azerbaycan insanı işine dönerken ciddi bir sorun yaşamayacaktır. Kolay atlatacak, adapte süresi kolay geçecek diyorsunuz. Evet, psikoloji olarak kolay geçecek ama ekonomik olarak dediğim gibi tek bizde değil, dünyada tabii ki bir ay önceki veya bir yıl önceki kimi olmayacak. Bazı prognozlara göre de en azı bir yıl dünyada ekonomik sorunlar beklenir. Bu da tabii ki hepimiz bir dünyada bir aileyiz. Bunu birlikte yaşayacağız. İnşallah ki biz daha kolay, aynı zamanda Türkiye'de daha kolay atlatır bu ekonomik sorunları. İnşallah çok kolay bir şekilde atlatacağız bu süreyi. Umudumuz öyle. Çok teşekkür ederiz yayınımıza bağlandığınız için, değerli bilgileriniz için. Olun. Ben özellikle Zengitürk Televizyonu'na ayrıca olarak da Azerbaycan'a her zaman ayrıca bir dikkat getirdiği için ayrıca programlar ayrıca için teşekkür ederim ve inşallah nöbeti bağlantılarımız post koronavirüs dövrüyle bağlı olsun.
Çok teşekkür ederiz teşekkür ederim. Bağlantınız için. Sağ olun.